Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet bugün size yine bir model hazırladım. Böyle bu renklerden. Mavi mün numarası 131. Altın başan düşmüş ama bu 603 numaraydı sanırsam ve 600 numarada sarı rengi. Bu leylak arkadaşlar 3 ipim altın başak sadece bu saks mavisi leylak numara. Evet model hazırladım sizler için yine bu iplerden bu şekilde rengarenk şöyle çok tatlı güzel bir model oldu. Bu lavanta veya dut isminde. Bu çimen üzerine en yakışan bakın bu model en çok bu model üzerinde çok beğendim. Çok güzel oldu. Ve sizlere de hemen bu şekilde videosunu çekmek istedim. Bakın arkadaşlar şöyle yakından şu güzelliği duruşa o, bu çimenin de yapımının kolay duruşunun öyle zerafetli bir şekilde durması çok hoş oldu. Her zaman bir tane model hazırlıyordum. Bu şekilde şöyle ara suyunu da baştan bir görün dedim. 7 tane ara suyu mesafesi bıraktım. Şöyle eğer size bu yakın geliyorsa hani görsel amaçlı çalıştığımız için biraz Hani 7 yaptım. 5 yerine 7. Çünkü birbirine de fazla deyince güzel olmuyor. Siz 9'da 9 da yapabilirsiniz. 9'u da götürür yani bu model. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Şöyle bir de tersinden bakın. Işık hangi açıdan güzel alıyorsa. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. İlk önce de her zamanki gibi ikişer zincir çekerek bu şekilde tığ battılarımızı hazırlıyoruz. İlk başlarken gibi arkayı unutalım. Böyle tığ battının içine sık iğne ile ipimizi sabitledik. Şöyle 6 tane daha önce hazırladım. Bir tanesini de sizlerle yapmak için bıraktım. Şimdi çimeninin ara suyunu yapılışıyla başlıyoruz. 3 zincir. Bir defa tığımı doladım. Yandaki boş olan tığ battıya 1 ve 2. 2 tanesi tığımda. Yine bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıya bir ve iki. Bakın üç tane ilmeğim ve üç tane trabzanım var. Bunun üçünü birden buraya kapatıp üzerine dört zincir çekiyorum. Dört zincirimi iki trabzanın şöyle birden kavrayacak şekilde aradan girip kapatıyorum tomurcuğumu. Üzerine üç zincir ve aynı son yaptığım trabzanın yanına tığ içine sık iğne ile sabitledim bu kadar arkadaşlar ara suyu çimeninin yapılışı bu şekilde şimdi e, Lavantamızın yuvasını yapmak için başlayalım 3 zincir yine aynı şekilde 2 ve 3 bir defa tığımı doluyorum yandaki boş olan tığ battıya 1 ve 2 bir defa tığımı doladım yandaki boş olan tığ battı ya 1 ve 2. Yine tığımda üç tane bu şekilde tığ battı var. Hemen üçünü birden kavradım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım bakın. Buraya kapattığım noktanın içine giriyorum. Şöyle 2 oradan bir tane ilmek çıkardım. 2 2 alarak Trabzan yaptım Yine 5 zincir. Bir defa tığımı doluyorum. Bu yaptığım trabzanın arasından giriyorum. Şu yaptığım 5 zincirden tutuyorum. Bunun trabzanın orta yerinden bağlıyorum. 2 2 alarak bir trabzan daha yapıyorum. Yine 5 zincir. Şöyle bir defa tığımı doluyorum. Hemen trabzanın belinden kavrıyorum Şöyle iki, iki alarak bir trabzan yapıyorum. Bakın 5 zincirden üst üste 3 tane yuva yaptık. Bu ilk kapattığımız nokta oraya aynı şekilde sık iğne ile bu 3 yuvayı sabitliyorum. Bu kadar. Evet yuvarın yapılışı aynı. Hiçbir değişiklik yok. Trabzanımızın üzerine yaptık. Şöyle aynı tığ battının içine giriyorum, en son kapattığım trabzanın içine giriyorum, sabitliyorum, 3 zincir çekiyorum, bir defa doladım, bir sonraki tığ battıya 1-2 aldım, bir defa doluyorum, 1 ve 2, 3 tane trabzan tığında 3 ilmek, üçünü birden kavradım, 1, 2, 3, 4 zincir, hemen buraya ilk trabzanımızın arasına sabitliyorum 1 2 3 zincir bakın en son yaptığımız trabzanın dibine aynı tığ battıya kapattım Evet bu şekilde bu arası yundan buraya 7 tane veriyoruz Evet bu şekilde hazırladık çimenimizi ve lavantalarımızın yuvasını bu şekilde yuvanın içine giriyorum sık iğne ile buraya sabitliyorum. 1 2 3 bakın sık iğnemi de sayıyorum onunla beraber 4 ve üzerine bir tane zincir çekiyorum 5. Bir defa tığımı doladım. Aynı yuvanın sık iğne ile sabitledim. Yuvanın içine 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Yine 5 zincir çekiyorum bir defa doladım bakın trabzanın belini bağlayarak aynı yuvayı yaptığımız tarzda bu şekilde yukarı doğru dört tane böyle zincir halkası yapacağız 1 2 3 4 ve 5 bir defa doluyorum aradan girdim şöyle kapatırken bu beş zinciri iki parmağınızla tutup şöyle tam ortasından 2 2 alarak trabzanı yaparsanız rahat yapılıyor. 1 2 3 4 ve 5. Bir defa doladım. Aynı şekilde şöyle trabzanın tam orta yerine 2 2 alarak bu şekilde bakın 4 tane zincir halkası oluşturdum. Bu zincir halkası aslında kenar kirpiği sayılıyor. Bakın böyle bombili durduğu için kenar kirpik sayılıyor. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Bu son yaptığımız trabzanın içine giriyorum. Bir tane kirpik yapıyorum 5 zincirden. Yine 5 zincir. Aynı yere ikinci kirpiği kapatıyorum. Burası bizim tepe noktamız. Evet. En tepede 5. de bu şekilde iki tane kirpik yapıyoruz. 5 zincir Bu trabzanların içine şimdi bakın bir alttaki trabzana 5 zincirimi sık iğne ile sabitleyip buraya bir tane şöyle karşı kirpiği oluşturdum. Yine 5 zincir 3 4 ve 5. Sıkı sıkı çekiyorum kirpiklerim kalıp gibi dursun diye. Şöyle trabzanın beline sık iğne ile sabitliyorum. Bu da ikinci kirpiğimiz. 4 tane zincir halkasına 4 tane bu şekilde kenar kirpikler yapıyoruz bakın şimdi sonuncu için yine 5 zincir sonuncuyu da bu yeşil yuvaya sık iğne ile sabitliyorum ve kapatıyorum bu kadar arkadaşlar hemen bir zincirle dibini iyice sıkı sıkı çekip oturtturuyorum sık iğnemi destek olsun diye şöyle ipimi koparıyorum Evet ilk yuvamızın kenarına bu şekilde bir tanesini yaptık şimdi bir tane de sarıyla yapalım ortadaki yuvamızın içine sık iğne ile buraya sabitledik yeşil yuvamıza ipimizi bu birinci zincirimiz 2 3 4 ve 5 bir defa tığımı doluyorum yeşil yuvanın içine girip ilmek çıkarıp 2 2 alarak bir tane buraya trabzan yaptım 5 zincir 4 ve 5 bir defa tığımı doladım trabzanımı aralıyorum şöyle 2 şöyle 2 alarak trabzan yaptım bu şekilde 4 tane zincir halkası oluşturalım 1 2 3 4 5 bir defa doluyorum. Tırabzanımı aralayıp şöyle 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. 1 2 3 4 ve 5. Bir defa doluyorum. Hemen tırabzanıma girdim. Şöyle 2 2 alarak trabzan yaptım. Bakın. Dördü tamamladım bu şekilde ve 5 zincir çekiyorum kapatıyorum bu trabzanın hemen dip noktasından bir tane kirpik oluşturdum yine 5 zincir şöyle 2 3 4 5 zincir evet. iki tane kirpik olunca 5 zincir çekiyorum şöyle sıkı sıkı 5 zincir bakın bunun karşısına ben de şu en son yaptığımız kirpik gibi bu şekilde beraber karşılıklı kirpikler oluşturuyoruz bakın bu şekilde. Bunun karşı noktası bu şekilde bir tane kirpik oluşmuş oldu. Sırasıyla hepsinin karşısına beşer zincirli bu şekilde kirpikler oluşturuyoruz. Aşağı indim. Bu da şöyle ikincisi için kirpik. 5 zincir 1 2 böyle parmağımda ip azaldı. 3 4 ve 5. Bakın bir sonrakine 3. karşılığı olarak bu şekilde kirpik yaptım. 5 zincir. Ve yeşil yuvaya da kapatıyorum. sık iğne ile buraya sabitliyorum. Şöyle dibine de bir zincir çekiyorum. İpim azdı. Şöyle çekeyim tamamen. Şimdi ipimi hemen temizleyip geleyim. Saks mavisini de yapalım. Evet şimdi üçüncü yuvamıza sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başlayalım. Son yuvamızın yapılışına. Şöyle bir tane zincir çekmiş sayıyorum sık iğneyi. 2, 3, 4 ve 5 zincir. Net gözükmesi için bu şekilde tutuyorum. Bir defa tığımı doluyorum. Hemen yeşil yuvaya girip bir tane ilmek çıkardım 2 2 alarak trabzanımı yaptım 5 zincir bir defa tığımı doladım yine bakın tam ortasından trabzanın bu şekilde 2 2 iki alarak ikinci zincirimi halkamı yapmış oldum buraya kirpik de diyebiliriz Aslında arkadaşlar isim önemli değil sanırsam bir defa doladım hemen alttaki son yaptığım trabzanın arasına giriyorum 2 2 alarak bir tane trabzan 3 tane bu şekilde zincir halkam oldu 5 zincir bir defa doladım bakın trabzanın arasından giriyorum 2 2 Evet 4 tane bakın üst üste bu şekilde zincir halkalar oluşturduk ve tepe noktasına 5 zincir çekiyorum trabzanın arasından yine ilmek çıkarıp sık iğne ile sabitledim buraya bir tane kirpik yaptık 5 zincir aynı noktaya tepesine iki tane bu şekilde kirpik yapıyorum ve yine 5 zincirle aşağı doğru ineceğim bu yaptığımız bakın 5 zincirle oluşan halkaların karşılığına şimdi bunun karşılığını yapıyorum 5 zincirle. Bir alttaki tırabzanı sık iğne ile 5 zincirimi sabitledim. Buraya bir kirpik yaptım. 2 3 4 ve 5 zincir. Sıradaki bir alta giriyorum. Sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir kapattım buraya 1 2 3 4 5 zincir bakın dördüncü kirpiğimi de hemen yeşil yuvaya çünkü yeşil yuvada başladık yeşil yuvada bitiriyoruz karşılık olarak sık iğne ile sabitledikten sonra üzerine bir tane zincir çekiyorum sık iğneme destek hem de sökülmesin İpimi kopardım şu şekilde bakın oluşturduk Şimdi bu ipi temizleyip gelip hemen rahat bir şekilde bakalım. Evet arkadaşlar modelimizi tamamladık. Temizledik, yaktık. Bu şekilde getirdim karşınıza. Çok güzel oldu. Bakın çok tatlı. Yapılası modellerden kolay gösterişli sevdiğimiz model türlerinden oldu. Bu şekilde. Şöyle. Allah güzel şöyle işinize yarayan da net bir video çekimi olmuştur bu şekilde. Şu şekilde bir de karşıdan bakalım duruşuna. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Her zamanki gibi şöyle geçit gösterimizi de yapalım. Modelim bu İnşallah e, sizde beğenir paylaşır emeklerimin karşılığı olarak beğeni ve yorum yaparak destek olursunuz videoların devamı için destek olursunuz Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşça kalın